para politikasında bir rasyonelleşmeye doğru gidiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartına taksit yasağı geldi, paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı. Ortaya atılan söylenti ve iddiaları yalanladı. Bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin, dedi. Dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra esnetildi, karar resmi gazetede yayımlandı. Uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Belirlenen 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. Ocak ayında ihracat %3,5 arttı, ithalat %22 düştü. Buna göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %56,4 azalarak 14,29 milyar dolardan 6,23 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %76,2'ye yükseldi. TÜİK açıkladı, Ocak ayında 99,4 olan ekonomik güven endeksi, Şubat'ta %0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı. Endeksin 100'den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Turizmin sezonunun alternatiflerini oluşturmaya çalışıyoruz. Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, hükümete ve yerel yönetimlere çağrıda bulundu. Liman canlandırılmalı, körfez temizlenmeli, turizm işbirlikleri yapılmalı, yeni ro-ro hatları oluşturulmalı, lojistik tekne parkları kurulmalı dedi. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin olağan genel kurulu yapıldı. Seçilen yönetim kurulu Fikret Akova'yı oy birliğiyle başkanlığa getirdi. Akova, Tarış'ı bugün olduğundan daha iyi yerlere taşıyacağız dedi.